Bariç hepsinin üstünde Hakan Çağlaoğlu oyunda birinci sırada diyebiliriz en fiyat performans olarak en iyi sırada yani onu söyleyebiliriz çok kötü yere pas attım ama şu anda gerçekten aha ifan, inan Selçuk inan Selçuk Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar sonunda Milli Güç'e de final geldi ve çattı arkadaşlar Milli Güç'ün final bölümüyle karşınızdayım ve bugün arkadaşlar eskileri unutmayacağız Eskileri de bugün alıp 90 rating yapacağız. Son bölümü izler. Sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum. Ve arkadaşlar bir sonraki serimiz ne olsun yorumlara yazın. Anket açtım. Süper güçle milli güçü birleştirile Premier Lig arasında başlarda böyle bir çatışma vardı. Ama en çok ne oldu tam bilmiyorum şu anda anketi yeni açtım. Çünkü yorumlardan arkadaşlar ne istediğinizi daha çok yapın. Süper Lig'le milli güçü birleştirelim mi arkadaşlar? Süper güçlü milli güç birleşse bence güzel olabilir. Kimya oyunu da olur. Ya da arkadaşlar çok istediğiniz İngiltere Ligi'ni de yapabiliriz. Kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayın. En çok beğenilen seriye başlayacağız. Ve hangi seriye başlayacağımız da artık belli de olmuş olabilir. Muhtemelen oylama tamamlanmış da olabilir. Bu yüzden arkadaşlar oylama çok fark varsa da direkt oyuncu önerinize, ilk oyuncu önerinizi yazın. Premier Lig için ayrı, Süper Güç, Milli Güç, Birleşmiş Kavrosu için de ayrı öneriniz yapın. Videoya 2500 beğeni geldiği anda arkadaşlar bu videoya hemen yeni bölüm gelecek haberiniz olsun. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar buraya tamam dediniz. Ozan kabağı değiştir dediniz. Madem tamam öyle abicim dediniz. Ozan kabağı değiştir dediniz. Ve şimdi sizlerle beraber 21 milyon coins'imizi kastım bütün oyuncuları sattım neredeyse sizler için arkadaşlar elimde biraz bıraktım ama yine de bayağı bir oyuncu sattım ve 21 milyon coins gördüğünüz gibi elimizde var. Şimdi birazını harcayacağız. Bu bölümün finalinde süp milli güçe final yapıyoruz abi. Bomba bir like patlaması bekliyorum. Kaç bölüm oldu bilmiyorum ama baştan sona izlemeniz için videonun iyi e butonuna oynatma listesinde koyacağım arkadaşlar. Oradan da baştan sona hep bütün bölümleri izleyebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar. Şimdi eskileri madem unutmuyoruz arkadaşlar. Onları unutmayacağız. Eskiden gerçekten çok emek vermiş kişiler var. Hemen onları transfer ediyoruz. Birinci oyuncumuz Selçuk İnan arkadaşlar. Selçuk İnan'ı gerçekten unutamayız yani yaptıklarını. O yüzden arkadaşlar Selçuk İnan'ın 74'lük özel bir kartı var oyunda. Ve sizlerle beraber onu alacağız. Baya bir pahalı olabilir de olmayabilir bilmiyorum ama pozisyonu MO yapalım. Bu arada hala oyuncularım satılmaya devam ediyor abi. Baya bir oyuncu pazara koydum fiyatı hemen abicim 100 bin yapalım ve Selçuk İnan'ı takımımıza alıp hemen 90 rating yapacağız tabii ki 107 bin yazalım hemen şöyle 107 bin ve arkadaşlar Selçuk İnan'ı bulduk 105 bin 130 Selçuk İnan'ı alıyoruz ve hemen kadromuza koyup arkadaşlar bir 90 rating yapalım bomba olur bomba haydi bakalım Selçuk İnan'ı alıp kadromuza 90 ratinge yükselteceğiz. Bakalım ne olacak. Bir bölümlükte olsa arkadaşlar Selçuk İnan'ı takımımıza aldık almadık demeyiz artık. Ve 12 gende boostu var gerçekten çok harika. Ve Selçuk İnan takımımıza hoş geldin. Kenan Karaman'a mı basalım? Aynen abi Kenan Karaman'a basabiliriz direkt. 485.000 bin coins veriyoruz. Ve 16 gen abicim Selçuk İnan yükseldi. Evet yükseldi 16 gen yükseldi Selçuk. Ve 90 rating mükemmel bir kartı sahip oldu. Bu lig kartı galiba ne kartı tam bilmiyorum ama top kontrolü 109'a yükseldi top sürmesi filan da efsane bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Ve son olarak abi yine eskileri unutmuyoruz biliyorsunuz. Tabii ki de transferimizin adı Arda Turan olacak arkadaşlar. Arda Turan'ı da hemen hemen alacağız arkadaşlar. Pozisyonu sol orta saha yapalım. Arda Turan'ın hangi sol orta saha kartı var oyunda? Tabii bir tane var maalesef. Özel bir kartı yok arkadaşlar ama yapacak da bir şey yok. Özel kart da olmasa alacağız abi sıkıntı yok. Bakalım 40.000 coins 20 bin 11 bine bile var abi 11 bine bile var bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmadan hemen söylüyorum çok önemli bir şey söylüyorum nonolive'da canlı yayındayız yorumlardan hemen açıklama kısmındaki linkten, yorumlardaki linkten kesinlikle gelebilirsiniz. Şu anda da canlı yayında olabiliriz. Özellikle saat gündüz 5'te açıyorum. Sokağa çıkma yasağı da geliyor abi artık. Bütün herkes sokağa çıkması yasaklanıyor. Sizlerle beraber karantinada bir nebze olsun eğlenmeye çalışıyoruz. Açıklamadan gelin. Orada çok fazla zaten aktiflik oluşmaya başladı arkadaşlar. Sen de gel katıl aramıza. Çok güzel turnuvalar yapıyoruz beraber. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Kesinlikle katılmanı tavsiye ediyorum. Umarım gelirsin. Gerçekten biz çok eğleniyoruz. Sen de bize katıl. Zaten yorumlara bazı kişiler yazıyormuş. Donolardakiler yazın yorumlara. yardımım bakalım. Bir birbirinizin yorumlarını da beğenin. Bakalım kimler geliyor kimler gelmiyor oradan görürüz. Abi şimdi Arda Turan'a Luis Gustavo'yu basmak fazla olur. Arda Turan'ı sadece 87 rating mi yapsam diyorum arkadaşlar. Çünkü Luis Gustavo'yu gerçekten basmak fazla olacak arkadaşlar Arda Turan'a. Ama şöyle yapabiliriz abi. Şöyle XP basalım. 88'e kadar yükseltelim. 922.999 coins de Arda Turan'a vereceğim abi. 88 rating yapacağım Arda Turan'da. Onayladım. Arda'yı da bir 88 reyting yaptım. 929 bin verdim abi. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Lütfen like atın abi ki. Yani şunu basıp aslında hiç coins vermeye de bilirdim ama Luis Gustavo abicim önemli bir video için bekletiyorum. Haberiniz olsun yani. O yüzden hiçbir şey demeyin şu anda bana. Şöyle Selçuk'un anda falan yerini değiştirsek ne olur abi böyle oldu. 109 yani 173 kimya milli güçümüzün son hali arkadaşlar görüyorsunuz. Selçuk İnan'ın 15 boostu falan var. Gerçekten harika duruyorlar. Ve şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar dilerseniz maçımızı da yapalım. Pascal etkinliğinde biliyorsunuz maçımız. Gerçekten müthiş bir maç yapacağız. Harika bir maç çıkaracağız. Bakalım başımıza maçta neler gelecek. Hemen hep beraber göreceğiz. Şöyle gelelim abi burada mıydı? Aynen orta maçı yapalım abi. Aynen 90 artı da 90 rakibe karşı. Gerçi abicim biz bunu mu yapsak ya? Bunu mu yapsak bilmiyorum hangi maçı yapalım abi. Orta seviye maçı mı yapalım bunu mu yapalım. Bunu deneyelim arkadaşlar bir. Olmazsa bir daha deneriz arkadaşlar. Elimizden geldiğince uğraşacağız bakalım. Milli güçle başımıza neler gelecek. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Abi çok zorlanmak istemiyorum. Gol atmak istiyorum. Belki iki kere deneriz bu maçı. Ama oyuncuların asıl gücünü burada göreceğimizi düşündüm. Ve burada girdim bakalım. Arda Turan şimdi Selçuk inan. Yeni transferlerin ikisi paslaştı. Çok güzel şimdi Selçuk. Verdi de pasını Cenk Tosun'a. Cenk Tosun ondan da bir pas Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu falsolarıyla ünlü bu oyunda Hakan direkten döndü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım o top nasıl direkten döner? Çağlar indirdi topu. Abi bir gol atabilirsek bu takıma gerçekten çok güzel olacak. Arda Turan verdi topu. Yusuf Yazıcı'ya. Ondan da Hakan. Hakan. Hakan abi yapma. Arkadaşlar bu arada Hakan Çalhanoğlu baktık canlı yayında böyle şeylere de bakıyoruz arkadaşlar. Oyuncu karşılaştırmaları falan da yapıyoruz normalde. Baktık abi falsosu en iyi olan oyunculara sırasıyla abicim hepsine baktık. Ve temel oyuncu olarak normal kart olarak elit de değil abi normal kart. Yani elitler de sayılıyor. Normal kart olarak iki tane biliyorsunuz 79 rating kart var Türkiye'den. Hani Türkiye'de bilinen. Hakan Çalanoğlu milli oyuncumuz ve Kuarejma'da yıllarca Türkiye Ligi'nde oynamış oyuncu. Birinci sırada en iyi Kuarejma 79 genlik kartıyla. Ve ikincisi de Arda tu şey Hakan Çalhanoğlu falso konusunda gerçekten yani gerçekten özellikleri, fals özellikleri çok üstün oyuncular. Ve yani Hakan Çalhanoğlu gerçekten süper bir oyuncu. Çünkü abi yani 90 ratinglik hali fals olarak bütün özel kartların neredeyse üstünde. Bir 3-5 tane kart hariç hepsinin üstünde Hakan Çalhanoğlu. Oyunda birinci sırada diyebiliriz. En fiyat performans olarak en iyi sırada yani onu söyleyebiliriz. Çok kötü yere pas attım ama şu anda gerçekten. Aha İrfan İnan, Selçuk İnan. Selçuk İnan! Selçuk İnan geldi ve golünü attı. Aman Allah'ım. Selçuk inana bak sen. Abi top kontrolünü zaten bakmıştık özelliğine. Top kontrolüne bakmıştık. Hiç beklenmedik bir anda müthiş bir gol attı. Helal olsun abi. Gerçekten çok zor bir maç arkadaşlar bu arada. Kolay bir maç değil. Özellikle bilgisayardan oynuyorsanız. Abi sizlerle turnuvada oynuyoruz. Kaybediyorum kazanıyorum ama ya bilgisayardan gerçekten çok zorlanıyorum. Canlı yayında çıldırmalarımı falan da merak ediyorsanız gelebilirsiniz yani. Abi şu topu bir alabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Abi çok güzelsin abi. Merih Temiral kalsın diyenlerin ağızlarına sağlık. Gerçekten oyunda hiç iyi değil diyenler de vardı. İşte onlara ağzının payını verdiler. Gerçekten mükemmel. Gol krallığını falan başlatacaktık ama arkadaşlar seri sonuna karar verdiğimiz için başlatmıyoruz. Hakan Çalhanoğlu. Hakan şimdi. Abi bir falsolu güzel bir gol atabilir misin? Oradan güzel bir çalımla dön. Abi adamın önüne döndük maalesef. Arkadaşlar çok iyi derece, çok iyi markaj yaptılar. Çok iyi kapattılar alanı. Ve maalesef tam dönemedim. Dur bakalım dur dur dur. Merih Demiral verdi pasını Kaan Ayhan ondan da bir pas ve arkadaşlar o zaman burada maçımızın sonuna geldik Selçuk Yunan'dan müthiş bir gol geldi maçta gerçekten harika ötesi bir gol geldi ve dediğim gibi maçımızın sonuna geldik 3-1 gerideyiz ama sıkıntı yok abi şimdi Selçuk Yunan da golünü attı takıma geldi anda müthiş hareketleri yine bize gösterdi. Gerçekten tebrik ediyoruz onu da. Bir kadronun son haline bakalım mı ya? Gerçekten yani çok uğraştık, çok emek harcadık bu seri için. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar kadromuzun son hali bu şekilde gerçekten final bölümüne yakışır bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Ve bu kadro gerçekte de Euro 2020'de de çok iş yapabilecek bir kadro. Kaleci de Uğurcan Çakır arkadaşlar. Mert Günok da olabilirdi yerine. Hiç değişmedi. Uğurcan Çakır geldiği gibi durdu burada. Yani Kaan Ayhan için, Çağlar Söyüncü için, Merit Demiral için zaten söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bunlar sayesinde abi gol yersen oyuncu silersin cezalı seriyi bile başlattım bu adamlara güvenip daha ne kadar açıklayayım size. Abdülkadir Ömür, Selçuk İnan geldiği gibi neler yaptı. Arda Turan zaten yeni geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun falsolarından zaten bahsettim. Müthiş bir kadroydu. Şimdi ya Premier Lig'e gideceğiz ya da süper güçlü milli gücü birleştireceğiz. Bunun yorumlara siz karar vereceksiniz. Bakalım arkadaşlar ne diyeceksiniz o zaman abi. Biz her videonun sonunda ne yapıyorduk? bir paket açıyorduk. O zaman şimdi de şey açacağım abi. Paskalya paketi açacağım ama şey paketi. Şu günlük verdiği paket var ya. Ben bir ondan açmak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkaracağız. Belki güzel bir şey çıkar ya. Belli mi olur abi? Coins verdi. 20 bin coins verdi. 2 gündür 20 bin coins veriyor. Bakın yayınlara gelin artık yayınlarda açacağım bunu. Yine 20 bin coins verirse gösteririm. Gerçekten gösteririm. Açıklamadan yayınlara gelmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın sizi seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bye bye.